bir. Sütlü Nuriye, Sütlü Nuriye olalı böyle yorumlar görmedi. Evet ama bunu Sütlü Hiçbirinin mi güzel değildi abi? Hiçbirini. Diyorum ya bak biraz şunda hani böyle sütün şeyi geliyor. Aroması tadı geliyor. Ay Harun bir sus. Uzun uzun açıklamalar yapmana gerek yok. Az önce kendi eşinden de bir puan aldın. Burada merdanelerle koşturdun adamı. Hani bir kişiden ondan yüksek alsaydın anlayacaktım. Açıklama yapmak zorunda değilsin. Bak dinle Seda beni. O beni, o bana birileri verip beni çiçeklerle mutlu etmeye çalışıyor. Tabii ki yanılıyor. Ama sen kalkıp Okan'ın yorumunu ciddiye alıyorsun. Burada önemli olan senin kocanın yorumları. Kocan hiçbir zaman... Bir saniye ya. Allah aşkına sen ne anlatıyorsun? Ne? Ben senin anlattığından hiçbir şey anlamıyorum. Kimse de anlamıyordur emin ol. Okan burada puanlama yapmıyor mu arkadaşım? Yapıyor ama düzgün bir puanlama yapamıyor. Onu ciddiye alma. Okan'ın puanlamasını neden ben ciddiye almayayım? Ben burada Mehmet'i de ciddiye almak zorundayım. Ziya'yı da. Yarışıyoruz ya. Hani ay, sana bir... Tamam iyice karıştırdınız olayı. Vallahi işin içinden çıkılmıyor. Okan devam... Ay pardon. Ay Harun devam et gel. Derya Hanım toplantım var yani bunlar böyle tartışırsa geç kalacağız olmaz. Ne toplantın var? İşim var ya. Uzatmayın. Evet sıradaki biri açıyoruz. Cansuların. Cansu'ya da hayatta başarılar diliyoruz. Üçlük tabağı açalım Derya Hanım. Vaktimiz evet, yok. Üç için heyecanlanıyoruz şu anda. Bir beş bile değil. O da Seda Hanım mı, Ebru Hanım mı? Ebru, üç puan. Hayır. Ay çok sevindim Harun abi. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Şu ayakkabıyı şuradan şimdi bir fırlatacağım ya. Yani gerçekten kimse de engel olamayacak artık. Seda bu Sütlü Nuriye mi? Ne yapıyorsun? Ne o? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ne o? Sen Nuriye'den anlarsın. Ne o? Nuriye'den anlıyorum. Sütlüsünden daha iyi anlıyorum. Ne o yediğin ne? Bu ne ya? Baklava desem baklava değil. Sütlü Nuriye desem Sütlü Nuriye. Sen yapsaydın? Neyse Sedacığım şu an toplantım var. Seninle fazla tartışamayacağım. Oraya yetişmem lazım. Bak beni burada çileden çıkart. Bana bakar mısın? Bana bakar mısın? Beni buradan çileden çıkartma, toplantım falan da yok. Buraya gelince adam akıllı puanlama yok, yapacak. Yok, adam bugün akıllı yap Sütlü Nuriye'yi. Baklava da diyemiyorum. Bugün diyeceğim hafta dilim finali. Varmıyor. Bütün bak hafta berbat yemekler çıkardığın yetmemiş gibi puan verme bir de. Bıktım ya. Ya kötü Sütlü Nuriye yap, ona da razıyım. Baklava desem baklava bak da değil. Harun, yeter bu kadar bak. Ben artık hazmedemiyorum. Boşa bul artık ya. Ne? Denir mi öyle bir şey ya? Aa! Cırıl 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 cırıl. Boşa hazmediyorsun. Bir saniye ay boşasın seni artık. Öyle mi? Çekemiyorum bak. Bu çocuğa acıyorum, üzülüyorum ben de, artık. Ben de burada söylüyorum tamam mı? Yeter. Seni eğer Murat abiyle tekrardan barıştırırsan benim de adım Seda değil. Sen bundan sonra Melih'e bakacaksın, Eda'ya bakacaksın. Bitti. İkinci bahar yok. Kara kış var sana. Bitti. Kara kışlar yaşayacaksın. Ay, ay senin çenenden. Evet, bir puanlama sonucu bizi nerelere getirdi. Harun seni uğurlayalım artık günün birincisine açıklama vakti geldi. Evet, günün birincisine artık açıklıyorum. İki çeyrek altın hangi gelinimin olacak? Üstelik sadece bir puan farkla. Puanları da söyleyeyim. 12, 14, 15, 16 resmen sıraya dizmişler. Sadece birer puan fark var ve bir puan farkla bugün iki çeyrek altını kazanan... Ebru! Çok teşekkür ederim. Evet, Sedalar 12 puan aldı, Cansular 14, Beyhanlar 15, Ebrular da 16 puan. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Alıyorum 15 bileziği. Vallahi boşuna demiyorum her bir puan çok önemli. Bu gelinler de boşuna bu kadar sinirlenmiyorlar, gerilmiyorlar her bir puan için. Çünkü şimdi
Bu bilezikleri kazanan 1 puan farkla kazanıyor onları. Biriniz 62, diğeriniz 63 puan aldı. 1 puan farkla 63 puanla bu 15 bileziği bu hafta kazanan Seda! Ah be! Neden inanamıyorsun kızım, aklım az. Evet Ebru, 62 puan aldınız. Seda sizde 63 puan. Ay çok üzgünüm. Yine de tebrik ederim. Tabii ki senin için de seviniyorum ama. Tebrik ederim. Evet, boşuna 1 puan için tartışmıyoruz burada. Şimdi Derya gelelim. Hanım, ay çok özür dilerim, aynı anda konuştuk. Ben her böyle kazandığımda Gülenne'ye veriyordum ya. Evet. Sana bir tane bile vermiyorum. Hepsini alacağım. Hepsi. Bak yemin ederim alırım onları elinden. Ya vereceksin. Sen dur yeni başlıyoruz. Bir tane yok. Çok özür dilerim. Ama Gül abla az önce Harun'a söyledin. Gerçekten hiç hoş değildi. Gül ablanın işi iyice zorlaştı. Şimdi gelelim eleme vaktine. Evet şimdi Cansu ve Beyhan, beni çok iyi dinleyin, sizleri ortaya alıyorum. Ve şimdi veda zamanı. Beyhan, seni kaçıncısına burada eleme potasında görüyoruz? Elimden geleni yapıyorum. Olmuyorsa olmuyor demektir. Neden olmuyor? Yani elimden geleni yapıyorum. Okan yüzünden olmuyor. Yapacak bir şey yok. Ben artık hiçbir şey söylemek istemiyorum. Burada yaşadıklarımı siz biliyorsunuz. Adam vermeyince vermiyor yani. Cansu ve Hüsniye ablacığım, neden buradasınız? İlk haftamız. Acemilik var. Tabii daha ortamı da yeni tanıyoruz sonuçta. O yüzden normal ama inşallah eğlenmeyiz. Tek temennimiz o. O zaman artık veda vakti. Bu hafta mutfak bahane macerası kimin için bitecek? Anlaşılan bazen olmayınca olmuyor. Her ne kadar çaba sarf etsen de, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışsan da bazen olmuyor gerçekten. Ve bu hafta eleme yok. Ne? Siz ciddi misiniz? Yok. Gerçekten bu hafta eleme yok. Puanları da açıklayayım. Beyhanlar 60 puan almıştı. Cansular da 46 puan. Ne diyecektin Ebru? Ben Ertin'den kurtulmayı bekliyordum. Siz niye bunu bana yaptınız ya? Yok yok. Sen Ertin'den bu kadar çabuk kurtulamayacaksın. Eltilerin savaşı var da. Daha burada yaşanacak, konuşulacak şeyler var. İnşallah bu fırsatı iyi değerlendirirsiniz. Bakalım Medine ablanın listesinde daha neler var. Hepsini artık, bütün listeyi pazartesi dinleyeceğiz. Şimdiden 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız da kutlu olsun. Pazartesi görüşürüz. Hoşça kalın.